Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Lezzet Dünyası kanalına hoş geldiniz. Sizler için hazırlayıp sunduğum bugünkü tarifim yoğurtlu katmer tarifi. İnanın siz de bu tarifi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Bu katmeri diğerlerinden ayıran tek özellik açılırken içerisine yağın üzerine yoğurt sürülmesi. Bu yoğurt o katmeri daha da bir güzel ve lezzetli yapıyor. Dilerseniz tarifimize geçelim ve aşama aşama sizlere göstereyim nasıl hazırlandığını. Öncelikle 4 su bardağı unum vardı. Kabımı almıştım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu, 1 tatlı kaşığı kuru mayamı ve 2 çay bardağı kadar da ılık suyum vardı. Ekliyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Arkadaşlar, yoğurma işlemine başladıktan sonra hamurumu yaklaşık 20 dakika kadar yoğurduktan sonra dinlendireceğim. Yoğurma işlemi bitti. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumu dinlenmeye aldım. Tavama 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı, 1 yemek kaşığı kadar da tereyağımı ekliyorum. Bir küçük kavanozda yoğurdum var ama ben bu yoğurdun hepsini kullanmayacağım. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben katmerimin içine 2 tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim her bir katmere. Arkadaşlar, dinlenen hamurumu bezelere ayırıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini aynı orantıda alıp bezelere ayıracağım. Dediğim gibi arkadaşlar, az önce de bahsettim sizlere, bu katmeri diğer katmerlerden ayıran içerisindeki sürdüğümüz yoğurt. Açtıktan sonra içerisine yağının üzerine yoğurt ekliyoruz. Bu yoğurt pişerken katmeri daha da bir böyle lezzetli, daha da böyle yumuşacık, kesinlikle hiç kurumayan bir katmer yapıyor ve lezzeti de biraz daha farklı diğer katmerlerden. Arkadaşlar, 6 eşit parçaya ayırdığım bezelerimi açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi açması da çok kolay. Eğer hamur açmayı bilmiyorsanız merdane ile böyle düzleyerekten çok kolay açabilirsiniz. Büyük hamuru açmayacağız. Orta boyutta bir hamur açmamız gerekiyor. Onu da hiç hamur açmayan biri de çok kolaylıkla yapabilir. Tarifimiz hem kolay hem lezzetli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, içerisine yağımızı ekliyoruz. Üzerine de 2 tatlı kaşığı kadar yoğurt ekledim. Arkadaşlar, yoğurdun özellikle evde mayaladığınız zaman üst kısmındaki ilk açtığınızda yoğurdunuzun o üst kısmındaki bölüm olursa lezzeti daha güzel oluyor. İlk hamurumuzu açtık. İçerisine yağımızı, yoğurdumuzu sürdük ve kenara aldık. İkinci hamurumuza geçiyoruz ve onu da hemen hemen aynı büyüklükte açıp yağlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde yağlıyoruz ve diğer hamurumuzu da açıp kapattığımız hamurumuzu da üstüne alıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Aynı şekilde diğer bezelerimizi de açacağız. Az önce de bahsettiğim gibi genelde hepimiz evimizde yoğurdumuzu mayalıyoruz. Ve ilk mayaladığımızda, yoğurdumuzu açtığımızda o üst kısımdaki arkadaşlar, hafif yağlı olan kısmı böyle toplarsak, o yoğurtla yaparsanız daha da bir güzel oluyor. Hani ben o yoğurdu genelde kullanıyorum. Size de eğer ki evinizde mayalıyorsanız o şekilde yapmanızı öneriyorum. Eğer mayalamıyorsanız da çok
Sıkıntı değil arkadaşlar. Normal yoğurtla da yapabilirsiniz. İçerisine 2 tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı ekleyerekten gayet de olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, diğer hamurlarımı da açtım. İçerisine yağını, yoğurdunu sürdüm, kapattım ve son hamurumu da açıyorum ve yağlayıp kapatacağım. Hamurlarımı hazırladıktan sonra birazcık buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Siz de o şekilde yaparsanız daha bir içine çeker yağını, yoğurdunu, katmerler. Arkadaşlar, şu dinlenmeye bırakacağım. Bir borcama alıyorum hamurlarımı. Açtığım hamurlarımı bir borcama alıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika kadar daha dinlendirseniz yeter. Ve dinlenmiş hamurlarımı gördüğünüz üzere açmaya başlıyorum. Açtığım hamurumu önceden ısıttığım tavama alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üzerine yağ gezdirdim, sonra çevirdim, tekrar yağ gezdiriyorum. Bu yağ da içerisi için kullanmıştık, hepsinin içine kullanmadık ve dış yüzüne de kullanıyoruz yağımızı. Aynı içine erittiğimiz yağımız, dışına da kalan yağımızı kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, katmerlerim gördüğünüz üzere nar gibi kızardı. İnanın şu görüntüsü neyse, lezzeti de o. Birinci katmerimizi yaptık, kenara aldık. İkinci katmerimizi açıyoruz. Kenarlarını incelterekten bu şekilde, kenarlarını kalın bırakmayın arkadaşlar. Kenarlarını kalın bırakırsanız hamurunuz ortası ince, kenarları kalın olur. Gördüğünüz gibi ikinci katmerimi de tavama alıyorum. Üzerine de yağını sürüyorum. Bu şekilde altı pişiyor ve üzerine önce yağ sürülüyor. Yağ sürüldükten sonra çevrilerek pişiriliyor ve tekrar arka kısmına da yağ sürülüyor ve çevire çevire pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, inanın aynen şu gördüğünüz görüntüyle lezzeti o kadar örtüşüyor ki, siz de denediğinizde gerçekten hem lezzetini hem dokusunu çok beğeneceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, katmerimizi hazırladık, bitti. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Tekrar yeni bir tarifte buluşmak üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar,